İyi akşamlar sayın seyirciler. 9 Ekim Pazartesi gündemiyle karşınızdayız. BRT Ana Haber'e hoş geldiniz. Yeni bir haftaya yoğun bir bültenle başlıyoruz. Öncelikle gündemin sıcak başlıklarına bakalım. Evet, uzun süredir gündemden düşmeyen ve Birleşmiş Milletler'in konuya yaklaşımının tartışıldığı Pile Yiğitler Yolu projesinde uzlaşı sağlandı. Birleşmiş Milletler Pile'deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı. Orta Doğu'da ise kan gölü çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün çatışmalar gündemiyle toplandı. Batı Nil virüsü ülkemizde can aldı. Sağlık Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı. Ayrıntılar yine bültenimiz içerisinde. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası eylemlerini sürdürürken eğitim konusu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Ayrıntılarla başlıyoruz. Bir süredir gündemde olan Pile Yiğitler Köyü yol projesi konusunda mutabakata varıldı demiştik. Söz konusu gelişmeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi ve barış gücü misyon şefi Colin Stewart açıkladı. Stewart, çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecek dedi. Öte yandansa İngiliz Yüksek Komiserliği Fransa ve ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri ortak açıklamalarında uzlaşıya destek belirtti. Pile'deki yol sorunu konusunda mutabakat sağlandı. Birleşmiş Milletler, Pile'deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü basın sözcülüğü aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart yaptı. Stewart, Pile'de devam eden durumu çözecek düzenlemeler üzerinde mutabakata ulaşıldığını, bazı yöntemler hala tartışılsa da çerçeve mutabakatın yürürlüğe gireceğini kaydetti. Colin Stewart ayrıca Pile'de varılan mutabakata ilişkin Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün resmi sosyal medya hesabından da açıklamada bulundu. Stewart şöyle dedi: "Bu çok iyi bir neticedir. Bu düzenlemelere Pile'de yakın zamanda yaşanan krize ilişkin karşılıklı kabul edilebilir sonuca varılmasında kararlı olan tüm ilgili taraflarla yapılan son derece yapıcı görüşmelerin sonucunda ulaşıldı. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişelerinin tümü dikkatlice ele alınıp yanıt verildi ve tüm taraflarca iyi niyet gösterildi. Bu görüşmeler böylesi bir anlaşmaya varılması konusunda bir kararlılık olması halinde tarafların anlaşmazlıklarına makul ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulabilecekleri konusunda bir model olmuş, Kıbrıs sorununa karşılıklı bir çözüm bulunabileceğini hatırlatmıştır." Öte yandan İngiliz Yüksek Komiserliği, Fransa ve ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri Pile konusunda varılan uzlaşıya destek belirtti. İngiliz Yüksek Komiserliği'nden 3 misyon adına yapılan yazılı açıklamada hem Birleşmiş Milletler'in hem de tarafların adanın her iki tarafında yaşayanların yararına olacak şekilde bir yol bulunması, aynı zamanda bölgenin güvenliğinden de ödün verilmemesi hususunda gösterdikleri yapıcı tavrın desteklendiği belirtildi. Açıklamada her iki tarafa esnek olma ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesine yönelik ileriye doğru adım atma çağrısı da yapılırken, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir danışman atamasının önemine de vurgu yapıldı. Evet, Orta Doğu'daki son duruma bakalım. İsrail, Filistin hattında tansiyon yüksek. Hamas'ın cumartesi günü İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 3. güne girildi. İsrail ordusu savaş durumu alarmı ilan ederken çatışmalardaysa can kayıpları da artıyor. İki tarafta yüzlerce can kaybı ve binlerce yaralı var. İsrail Başbakanı Netanyahu'dansa Orta Doğu değişecek mesajı geldi. Netanyahu, Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak dedi. Bölgedeki son durumu getiriyoruz ekranlarınıza.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam tugaylarının cumartesi günü başlattığı saldırının ardından başlayan çatışmalar 3. gününde. İsrail'de 800, Gazze'de ise 560 kişi hayatını kaybetti. 2900'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor. Bölgede İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye gerçekleştiriyor. İsrail'den yapılan açıklamada Gazze'ye tam abluka uygulanacağı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze toptan kuşatma altına alınacak. Elektrik, yiyecek, yakıt verilmeyecek. Her şey kapanacak dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail'in Hamas'a yanıtının Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu, Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki bölgelerde yaşayanlara evlerini terk edin çağrısını ise yineledi. Ordu sözcüsü Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını savunarak belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları gerektiğini ifade etti. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hamas'la İsrail arasında yaşanan ve yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği çatışmalar gündemiyle toplandı. ABD ise konseyin Hamas'ı kınaması çağrısında bulundu. Ancak çağrı karşılıksız kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Hamas hareketinin 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı saldırılara ilişkin toplantı düzenledi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından temsilciler gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, toplantıda Hamas'ın saldırılarının birçok üye tarafından kınandığını, ancak tüm konsey üyelerinin bu kınamaya destek vermediğini kaydetti. İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün önemli olup olmadığının sorulması üzerine Wood, "Bunun için zaman olacak. Şu anda rehin almalar ve Hamas'ın saldırılarıyla başa çıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplantı esnasında Rusya'nın saldırıları kınamadığını ima ettiğini belirterek, "Bu doğru değil, biz sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Yung da doğrudan Hamas'ı kınamazken Pekin'in sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını belirtti. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas'ı savaş suçu işlemekle itham etti. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve sürekli saldırılarının Hamas'ın askeri kabiliyetini yok etme emeline ulaşamadığını belirterek, "Şimdi şiddeti ve akan kanı durdurma zamanı, şimdi ablukayı bitirme ve siyasi bir ufuk açma zamanı" ifadesini kullandı. Evet, İsrail-Filistin çatışmasında son gelişmeler, açıklamalar böyle. Şimdi ülkemize dönelim. Batı Nil virüsü ülkemizde can aldı. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören 3 kişiden biri maalesef hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı ise tedavi gören 3 kişiden ikisinin taburcu edildiğini, kronik hastalığı olan 82 yaşındaki bir kişinin ise vefat ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı, Batı Nil virüsü tespit edilen vakalarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, 3 hastanın ikisinin taburcu edildiğini, 82 yaşında kronik hastalığı olan bir kişinin ise vefat ettiğini açıkladı. Açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiği de belirtilerek, ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmalarıyla tedbirler konusunda halkı bilinçlendirme çabalarının sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Batı Nil virüsü konusunda koruma yöntemlerinin önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklere üreme olanağı tanımamak, oluşan lavraları yok etmek için saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılmasının önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın tüm paydaşlarla birlikte harekete geçtiği ve sürekli temas halinde olduğu da ifade edildi. Bu arada Batı Nil virüsü tespit edilen hastaların tedavi gördü. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi de açıklama yaptı. Hastaların genel sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kaya Süer, takip edilen 3 hastadan merkezi sinir sistemi tutulumu saptandığını ve yapılan ayrıcı tanı çalışmaları sonucunda Batı Nil virüsüyle enfekte olduklarının doğrulandığını belirtti. Tedavi gören hastalardan ikisinin sağlıklı olarak taburcu edildiğini söyleyen Profesör Doktor Süer, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavisini sürdürdüğümüz 3. hastamız cumartesi gece yarısı maalesef hayatını kaybettiği ifadesini kullandı. Batı Nil virüsünün oluşturduğu klinik tabloların farklı seyredebileceğine dikkat çeken Profesör Doktor Süer, vakaların yaklaşık %80'inin hiçbir belirti göstermeden seyrettiğini belirtti. Profesör Doktor Süer, vakaların ancak yaklaşık %20'sinde klinik belirtiler saptandığını ve sadece %1'inde ise merkezi sinir sisteminin tutulduğunu belirterek bu durumunda ciddi sonuçlar yaratabileceğini kaydetti. Polisin sahte reçete düzenlemesine yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan bir doktor ve eczacıya 3'er gün ek tutukluluk verilirken bir doktor ve 2 eczacı ise teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi daha tutukladı. Zanlılar yarın Lefkoşa ve İskele'de mahkemeye çıkarılacak. Sahte reçete soruşturması kapsamında bir doktor ve bir eczacı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın salimen tamamlanması için zanlılar hakkında 3'er gün ek tutukluluk emri verdi. Mahkeme, zanlı doktorun rahatsızlığı nedeniyle tutukluluk süresini polis kontrolünde hastanede geçirmesi konusunda karar da üretti. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir doktor ve 2 eczacı da yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak teminata bağlandı. Zanlılar tutuksuz yargılanacak. Öte yandan polis bir doktor, 2 eczacı ve ikisi de eczane çalışanı olmak üzere 5 kişiyi daha tutukladı. Zanlılar yarın tutukluluk talebiyle İskele ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak. Yine sağlıkla devam edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla ilgili hastaların ilaca erişiminde sıkıntıları bulunduğunu ve ilgili birliklerle de toplantı yaparak önlem aldıklarını söyledi. Meclis kürsüsünden konuşan Bakan Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve bunun sonuçlarının da alınacağını kaydetti. Bazı hastalarımızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda reçete yolsuzluğu konusunda konuştu. Bakanlık olarak gerek Tabipler Birliği, gerek Eczacılar Birliği, gerekse de Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile uzun süren toplantılarımızın sonucunda aldığımız bazı uygulamaları da burada aktarmıştım. Tekrar aktarmaya ihtiyacı hissediyorum. Bakanlığımızın ilaca erişimle ilgili veya doktora erişimle ilgili herhangi bir kısıtlayıcı bir uygulaması ve açıklaması yoktur. Kronik hastaların ilaca erişimiyle ilgili doktor ve eczanelerin reçeteler konusunda endişelerini ifade ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, bakanlığın aldığı tedbirleri anlattı, kronik ilaçların reçete süresinin 1 aydan 6 aya artırıldığını belirtti. Kamu hekimlerinin yazdığı reçetelerin önce hastane eczanesine gittiğini, burada olmayan ilaçlarınsa tüm eczanelerden alınabilmesinin sağlandığını dile getiren Gardiyanoğlu, Kasım ayından itibaren hastanelerden de alınan reçetelerin 1 aydan 6 aya çıkarılacağını kaydetti. Bakan Gardiyanoğlu, sosyal sigortalarla anlaşmalı olan doktorlar ve eczanelerin artması çağrısında bulundu. Verilerle ilgili bilgi veren Gardiyanoğlu, bazı hastaların doktor görmeden reçete aldığını, bunun sorunlar yaratabildiğini ve doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Bakanlık olarak gerek Çalışma Bakanlığı,
gerekse de Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hastanın doktora erişimi, hastanın ilaca erişimi, ulaşacak olan herhangi bir pürüz şu anda ortada. Eğitimle devam edelim. Eğitim konusu da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemindeydi. CTP Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada Canbulat Ortaokulu'nun tabanının hafta sonu çöktüğünü iddia etti ve olayla ilgili de tepkisini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da tabanın çökmediğini, sıvanın düştüğünü ve gereken tamirin de yapıldığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 62. madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullardaki sorunları dile getirdi. Şu anda her an deprem olacakmış gibi yaşamadığımız herhalde herkesin malumu. Şimdi bunu açıklamak herhalde arkadaşlar kimse için mümkün değil, Canbulat Ortaokulu'nda yaşananı açıklamak ve bunun çok ağır bir vebali var. Yani neyi bekliyoruz? Neyi bekliyorsunuz? Türkçe bilmeyen, ana dili Türkçe olmayan öğrenci oranının giderek arttığını kaydeden Erhürman, İskele'de oranın %50'ye çıktığını, Girne ve Lefkoşa'da %100 civarında olduğunu belirtti. Erhürman, bu okullarda yabancı çocuklara Türkçe öğretmeye ilişkin kayda değer hiçbir adım atılmadığını savundu. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Canbulat Ortaokulu'nda tavanın çökmediğini, sıvanın düştüğünü, gereken tamirinde yapıldığını söyledi. Çin üzerinde bir mühendisle, bu ülkenin tüm okullarının projeleri yenileniyor, deprem testleri yapılıyor, karot testleri yapılıyor, çekiş testleri yapılıyor, röntgen testleri yapılıyor, yapılıyor da yapılıyor. Ve bunlar bu ülkede bir ilk. Ve buna bağlı olarak inşaat mühendislerinin bize deprem komitesine, ki sendikalar da burada üyedir, bu projeler geldikçe ihaleye çıkmalar başladı ve ben hep bunu söylerim. Bu süreç biraz insanları rahatsız edebilir ama gerçeği konuşmak lazım. Bu okulların projelerinin tamamlanması ve hayata geçmesi gerek finansal açıdan gerekse insan iş gücü açısından tabii ki önceliklerinin bir sıralanması olacak. Minimum 2 yıl diye söylüyorum ama şu anda mühendislerin projelerini üretmemesine rağmen risk gördükleri sınıfların boşaltılmasıyla ilgili 93 prefabrikle bu can güvenliğini sağlama noktasında büyük bir yol aldı. Çavuşoğlu dünyanın hangi ülkesine gidilirse o ülkenin eğitim dilini öğrenmeden okula gidilemeyeceğini söyledi. Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, Atatürk Öğretmen Akademisi'nde yabancı öğrencilere kurs verme noktasında kurslar açtırdık. Şu anda kayıtlar alırlar ve daha sonra bu kurslardan biz seviyesine göre A1, A2, B1 seviyesinde belgeler isteyeceğiz bu çocuklardan süreç içerisinde ve bundan sonra bu belgelere sahip olmayan hiçbir öğrenci, seviyesine uygun belgeye sahip olmayan çocuğu biz kendi okullarımızın içerisine almayacağız. En büyük endişemiz çok hızlı bir şekilde bu çocuklara yeterli Türkçe seviyesini öğretip kendi içimize almaz isek daha sonra bunların bizim kültürümüzle bezenmeleri ve bizimle bütünleşmelerinin önüne geçeriz ve gettolaşma, çeteleşme, gruplaşma olur. O endişemiz çok üst seviyededir ve bilmenizi isterim ki şu anda Girne. Bu arada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası eylemlerini sürdürüyor. Oğuz Veli Ortaokulu'nda basın açıklaması yapan sendika okullarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti ve bu yönde mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası okullardaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Oğuz Veli Ortaokulu'nda basın açıklaması yaptı. Sendika Başkanı Selma Eylem, okullarda plansız şekilde tam gün eğitime geçildiğini, bunun sonucunda da sıkıntılar yaşandığını savundu. Okullardaki öğrenci sayısının her geçen gün arttığını, ancak altyapının bunu karşılayamadığını kaydeden Eylem, bakanlığın okullara gereken yatırımı yapmadığını iddia etti.
Canbulat Ortaokulu'nda hafta sonu bir sınıfta tavanın çöktüğünü ileri süren eylem, olayın hafta arası yaşanması halinde tehlike oluşturacağını söyledi ve bakanlığın okullara gereken önemi vermediğini savundu. Velilerimize çağrı yapıyoruz. Destek vermelidir öğretmenin mücadelesine. Öğretmenlerimiz çocukların mağduriyetini görüyor, yaşıyor. Velilerimiz de bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de okullarda gerekli altyapı hazırlıkları yapılmadan tam gün eğitime geçilmesini eleştirdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevini gerçekleştirdi. Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde 2023 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı da ele alındı. 4 milyar 450 milyon TL öngörülen ek bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yoğun mesaisinde 2023 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı da görüşüldü. Muhalefet milletvekilleriyle Maliye Bakanı Özdemir Beroğlu arasında zaman zaman sesler yükselirken 2023 mali yılı ek bütçe yasa tasarısına açık oylamada 26 kabul 5 ret verildi. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 2023 mali yılında 35 milyar 860 milyon Türk lirası olarak tahsis edilen ödeneklere 4 milyar 450 milyon Türk lirası eklenecek. 2023 mali yılı bütçesi toplamda 40 milyar 310 milyon Türk lirası olarak öngörülüyor. Yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı işbirliğindeki küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması programı devam ediyor sayın seyirciler. Ve bu program kapsamında devlet üretme çiftliğinde bulunan damızlık, damaskus ırkı, keçi ve asaf ırkı koyunlar toplamda 7 hayvan üreticisine ücretsiz olarak dağıtılacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kırsal kalkınma kapsamında hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için bakanlıkla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı katkılarıyla küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması programının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülecek programda devlet üretme çiftliğinde bulunan Damaskus ırkı keçi ve Asaf ırkı koyunun dağıtımı yapılacağı belirtildi. Program çerçevesinde gerekli başvuru şartlarını yerine getiren ve hak sahibi olarak tespit edilen ilk etapta 2 yararlanıcıya 20 koyun, 2 koç, 5 yararlanıcıya da 20 keçi, 2 teke olmak üzere toplamda 154 adet küçükbaş dağıtımı yapılacağı duyurulan açıklamada, verilen hayvanların proje takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamayacağı ve devredilemeyeceği de vurgulandı. Açıklamada, dağıtımı yapılacak hayvanlar için projeye katılmak isteyen kişilerin 20 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar hayvancılık dairelerine müracaatta bulunmaları gerektiği de ifade edildi. Hayatını dün kaybeden gazeteci Erenköy mücahidi Sami Taşarkan son yolculuğuna uğurlandı. Taşarkan için bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından da Taşarkan'ın naaşı Lefkoşa kabristanlığında askeri törenle defnedildi. Gazeteci ve Erenköy mücahidi Sami Taşarkan son yolculuğuna uğurlandı. Taşarkan için üyesi olduğu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında tören düzenlendi. Törende Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Taşarkan'ın kızı Refika Kanatlı, Erenköy Mücahitler Cemiyeti adına silah arkadaşı Ahmet Yıldırım ve meslektaşı Eftal Keser konuşma yaptı. Konuşmalarda Taşarkan'ın Kıbrıs Türk basınına, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkıları ve bir baba olarak kişiliği anlatıldı ve unutulmayacağı vurgulandı. Hep genel kurulumuzun değişmez divan başkanıydı. Çünkü her zaman onun adaletine güveniyorduk ve genel kurullarımızı ona emanet ediyorduk. Her etkinliğimize her zaman gelirdi. Her etkinliğimize geldiğinde de
abiliğini göstererek bize hem önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Konuşmaların ardından Taşarkan'ın naaşı alkışlarla uğurlandı. Taşarkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi. Yerlerden olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah kabul etsin, Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Hak... Evet, Kıbrıs Türk medyasına büyük emeği geçen Sami Taşarkan'ı son yolculuğuna uğurladık. Basın camiasının... Hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Bugün Dünya Posta Günü. Gün nedeniyle Posta Dairesi'nin bağlı olduğu Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Daire Müdürü Fatma Baysal birer mesaj yayımladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Posta Dairesi'nin zor günlerde önemli hizmetler verdiğini, dairenin gelecekte de kırsal kalkınmaya, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'de Posta ve Telgraf Teşkilatı anonim şirketiyle hazırlanan protokolle, kırsal kesimdeki kadınların oluşturduğu kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin Posta Dairesi aracılığıyla PTT AVM üzerinden küresel pazara açılacağını kaydeden Arıklı, bu projenin kırsal kalkınma ve ülke ekonomisine yapacağı katkıyı fazlasıyla önemsiyoruz. Tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pullu zarflar giderken, bundan böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pullu koliler de ulaşacak dedi. Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal da Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, küreselleşmeyle birlikte posta sektörünün de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden çok hızlı gelişen dünyaya ayak uydurmak durumunda kaldığını ifade etti. Baysal, günümüzde posta idaresinin artık mektubun yanı sıra kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuştuğunu ve hizmetleri çağ uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içinde olduğunu kaydetti. Ombudsman İlkan Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 3. olağan genel kurul toplantısına katıldı. Varol, Kıbrıs Türk'ünün insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını vurguladı ve uluslararası camiaya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına destek vermesi yönünde çağrı yaptı. Ombudsman İlkan Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin 3. olağan genel kurul toplantısında asli üye olarak yer aldı. Varol Genel Kurul'la birlikte gerçekleştirilen bilgi, deneyim ve paylaşım formunda konuşma yaptı. Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak yaşanan en büyük sıkıntının dıştan maruz kalınan insan hakları ihlali olduğuna vurgu yapan Varol, gençlerin, çocukların, sporcuların ve bilim insanlarının insan hakları ihlaline maruz kaldığını kaydetti. Varol, uluslararası camianın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına destek vermesi gerektiğini belirtti. Birlikten güç doğar, birlikten bilgi doğar, birlikten destek doğar. Gençlerimiz yurt dışında birçok hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Sporcularımız hiçbir aktiviteye, hiçbir yarışmaya katılamıyor. İPEK'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesinin ikinci etabı Mehmetçik Büyük Konut'ta yeniden hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Mehmetçik Büyük Konut Belediye Merkez Binası'nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte projenin bölgede uygulanma süreci için yürütülecek çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen İPEK'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesinin ikinci etabı için Mehmetçik'te tanıtım etkinliği düzenlendi. Projenin bölgede uygulanma süreci için yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği tanıtım etkinliği Mehmetçik Büyük Konut Belediye Merkez Binası'nda yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada son 3 yılda hayata geçirilen pek çok proje bulunduğunu, bu projeler arasında Tatlı Su Hedef Sıfır Atık projesinden sonra büyük önem verdiği bir diğer projenin İPEK'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesi olduğunu belirtti.
Tarihimizde ve kültürümüzde mevcut olan ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak İpek'in yeniden canlandırılmasıyla kadınların iş gücünün artmasının yanında ülkemizin ürün yelpazesinin genişleyeceğini kaydeden Sibel Tatar, İpek'in dünyada önemli ve pahalı bir ürün olduğuna işaret etti. Eski tarihimizde, kültürümüzde var olan, hatta üretimimizde ve ekonomimizde çok büyük katkı koymuş olan İpek'in tekrar canlandırılmasıydı. Ve aynı zamanda hep düşündüğümüz, yani kadınımızı nasıl güçlendirebiliriz, kadınımıza ekonomik özgürlüğü nasıl sağlayabiliriz, adamımıza da bir ürün, tekrar bir ürün yelpazesi sağlayalım dediğimiz kısımda da cevap olarak bize gelen kıymetli bir üründü. Gerçekten dünyada İpek çok kıymetli bir ürün. Ve ülkemizdeki İpek böceğimiz de bu kıymetli ürünün en önemli kısmını, kıymetli sarı kozayı temsil eden bir ürün. Sibel Tatar, Akçay'da Hatay'dan getirilen dokuma ustasının tezgahları kurduğunu ve dokuma sanatıyla ilgili bilgilerini aktardığını anlatarak, dokuma eğitimi alanların ise şimdi aynı eğitimi Mehmetçik Büyükkonuk'ta dokuma aşamasına gelindiğinde verebileceğini söyledi. Tatar, Koza'da markasıyla kadınlarımızın emeğiyle elde edilen doğal ipek ürünlerinin Ercan Havalimanı'nda satışa sunulduğunu da anımsattı. Sibel Tatar, bölgede Akçay'daki gibi bir çiftlik kurulacağını ve bölge kadınının ortaya koyacağı emeklerin sonucu gelir elde edebileceğini dile getirdi. 2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeli Uygar Yeşilada'da ödüle layık görüldü. Anlandırdığı mizahi karakterler sebebiyle 22. Uluslararası Zeytin Festivali Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerinin aldığı karar doğrultusunda Kıbrıs mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri'nin 2023 yılı sahipleri belirlendi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeli Uygar Yeşilada, BRT Radyo ve televizyon programlarında hazırladığı ve rol aldığı mizahi programlar, parodiler ve canlandırdığı mizahi karakterler nedeniyle ödüle layık görüldü. Arkadaşımız Uygar Yeşilada'yı kutluyoruz ve böylelikle bu haberle birlikte de ana haber bültenimizde noktayı koyuyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ απίθυνε η Εκκλησία να επικρατήσει κοινή λογική όσον αφορά την ένταση μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, δηλώνοντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ενάντια σε κάθε πράξη τρομοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν είναι δυνατόν να επιδοκιμαστούν ενόπλες επιθέσεις, ιδιαίτερα με στόχο αμόχους. Ο κ. Τατάρ αναφέρει ότι το Ισραηλινό-Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί εμμορραϊκή πληγή της περιοχής εδώ και χρόνια, αποκάλυψε για άλλη μια φορά την σημασία της ειρήνης και της ηρεμίας που επιτέχθηκε στην Κύπρο με την ευτυχισμένη ειρηνευτική επιχείρηση της Τουρκίας το 1974. Ο πρόεδρος Τατάρ επισημάνε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενεργούμε με το ότι δεν υπάρχουν νικητές στους πολέμους και τόνισε ότι όταν υπάρχουν απώλειες αμόχων, αυτό θα πρέπει να αποτραπεί το συντομότερο δυνατό και το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Δήλωση ήλθε και από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις συγκρούσεις που ξέσπασαν το περασμένο Σάββατο μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Σοβαρή ανησυχία δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών για την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ-Παλαιστίνης. Καταδικάζουμε όλες τις μορφές βίας κατά των αμόχων, αναφέρει η ανακοίνωση προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την υπήγουσα ανάγκη για μια δίκαιη λύση στο Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ζήτημα.
Σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το όραμα της κυβέρνησης του για την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ήλθαν από τον Πρωθυπουργό Ιναν Λουσέλ. Μιλώντας στον τύπο κατά την επιστροφή του από την Ανκαρά, όπου βρισκόταν για συνάντηση με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Cevdet Yılmaz, ο Πρωθυπουργός Λουσέλ δήλωσε τα εξής. Στόχος μας είναι το κράτος μας να πάρει την θέση που του αξίζει στον κόσμο και να γίνει ένα από τα σεβαστά κράτη του κόσμου. Στην 100η επέτειο της Τουρκίας ετοιμαζόμαστε να γίνουμε κοινός συμμέτεχος στον ανακριμένο αιώνα της Τουρκίας. Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του αιώνα. Ο κύριος Πρωθυπουργός τονίσε ότι η έκκληση του Τούρκου Πρόεδρου Recep Tayyip Erdoğan προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η αυξανόμενη δύναμη της εκπροσώπησης της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στον οργανισμό τουρκικών κρατών, η καθιέρωση και ανάπτυξη των δεσμών με τα τουρκικά κράτη και ο κυματισμός της σημείας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο Αζερβαϊτζάν προαγγέλουν μια νέα εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας χωρίς να διαταράξουμε την πολιτική σταθερότητα προκειμένου να υλοποιήσουμε μακροπρόθεσμα σχέδια που θα επηρεάσουν το μέλλον του κράτους μας, δήλωσε ο κ. Ουστέλ. Χθες Κυριακή συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ανοίξει ένα τμήμα της περικλειστικής πόλης του Μαράς που παρέμενε κλειστό για σχεδόν μέσο αιώνα για το κοινό. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ είπε ότι το άνοιγμα του Μαράς είναι ένα σημαντικό επιδέμα για την οικονομία και τον τουρισμό της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Τονίζοντας ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι ένα κυρίαρχο κράτος, ο Τατάρ υπογράμμισε ότι το άνοιγμα του Μαράς δεν είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Ο πρόεδρος Τατάρ αναφέρθηκε επίσης στο περιουσιακό ζήτημα στο Μαράς και υπενθύμισε ότι η διοίκηση των Βακουφιών έκανε αίτηση στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας για ακίνητα που ανήκουν σε ΕΦΚΑΦ στο Μαράς. Η 23η Οικολογική ημέρα Πιουκονούκ πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή στην πλατεία του χωριού Πιουκονούκ μετά από 3 χρόνια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος της Βουλής Ζόλου Τορέ και ο πρωθυπουργός Ιναν Λουσέλ συμμετέσχαν στην εκδήλωση. Ο πρωθυπουργός Ιναν Λουσέλ από την πλευρά του σημείωσε ότι η οικολογική ημέρα Πιουκονούκ όχι μόνο κρατά ζωντανό τον πολιτισμό της χώρας, αλλά επιτρέπει στις γυναίκες της περιοχής να συνεισφέρουν στην οικονομία του σπιτιού τους. Ο πρόεδρος της Βουλής Ζόλου Τορέ από την πλευρά του επισημάνε ότι οι κατοίκοι της περιοχής είναι παραγωγικοί και εκτιμούν τη γη τους όπως όλοι οι Τουρκοκύπροι και πρόσθεσε ότι υψίστη σημασία δίνεται στην παραγωγή και από την κυβέρνηση. Μιλώντας επίσης στην εκδήλωση, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι οι χώρες υπάρχουν με τους πολιτισμούς τους και ότι ο πολιτισμός της χώρας διατηρείται ζωντανός με τέτοιες εκδηλώσεις. Good evening and welcome to the news in English. President Ersin Tatar has called for restraint regarding the conflict between Israel and Palestine, expressing deep concern and sorrow over the developments following the attacks in Israel. Tatar emphasized the need for a resolution to the issue through negotiations. President Ersin Tatar has issued a call for restraint regarding clashes between Israel and Hamas in the Gaza Strip. Stating that the Turkish Cypriot people are against all forms of terrorist acts, President Tatar emphasized that it is not acceptable, especially to target civilians in armed attacks. He also noted that the long-standing issue of Israel-Palestine, which has been a festering wound in the region for years, highlights the importance of peace and stability achieved in Cyprus through the 1974 Turkish peace operation. Emphasizing their support for the resolution of regional and global issues through dialogue in conjunction with Ankara, Tatar highlighted the significance of a strong Turkey in the region and its potential contribution to the peaceful resolution of the ongoing conflict.
President Tatar also drew attention to the fact that there are no winners in wars, stressing that civilian casualties have occurred and is imperative to put an end to this and resolve the issue through negotiations. The Ministry of Foreign Affairs also issued a statement regarding the conflict between Israel and Palestine. We are seriously concerned about the escalation of the crisis between Israel and Palestine. We condemn any violence against civilians, the statement read. In a written statement released by the Ministry of Foreign Affairs, it was stated that they were deeply concerned about the escalation of crisis between Israel and Palestine and condemn all forms of violence against civilians. The events have shown once again the urgency to find a fair solution to the Israeli-Palestinian problem. It is important that the Israeli-Palestinian conflict is settled with an agreement on the basis of a two-state solution that will be achieved through negotiations conducted on equal footing. Violence and the use of violence are detrimental to all peaceful efforts. We sincerely hope that the parties will act responsibly with a view to end the violence and prevent further loss of lives, paving the way to ensure that peace prevails in the region, the statement concluded. Prime Minister Ünal Üstel has said that the government's aim was to ensure that the Turkish Republic of Northern Cyprus took its rightful place in the world as a respected nation and to be a common denominator in the Turkish century, which marks the Republic of Turkey's 100th anniversary. We also want to be a part of this century, Üstel said on Sunday. Evaluating his contacts in the Turkish capital, Ankara, Prime Minister Ünal Üstel said that motherland Türkiye has always given strength and confidence to the Turkish Cypriot people. He said that the call by Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the 77th and 78th sessions of the United Nations General Assembly for countries to recognize the TRNC, the increasing representational power in the Organization of Turkic States, the growing ties and connections with Turkic states, and the hoisting of the TRNC flag in Azerbaijan are all heralds of the new era. As a state, we are on a journey to take the place we deserve in the world, he said, adding that if Turkish Cypriots want to embrace the world, they must also be prepared to embrace the world as a state. In this regard, our greatest supporter is mainland Turkey, Prime Minister Ünal Üstel said. He added that the government was working hard to address all outstanding problems and infrastructural deficiencies in the country through economic and financial cooperation agreements signed with Turkey. We continue on our path without disrupting political stability to implement long-term projects that will affect the future of the country, the Prime Minister said. He emphasized that their goal is to continue with stability and to implement the medium-term five-year development plan they are preparing. Üstel also highlighted that their recent meeting with Turkish Vice President Cevdet Yılmaz, like all their meetings, was highly productive. Attending the 4th Ordinary Grand Congress of the Justice and Development Party, which was attended by over 300 guests from nearly 30 countries, Prime Minister Üstel congratulated Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who was once again elected as the leader of the party. I believe that the Türkiye Century Vision, which was put forward on the 100th anniversary of the Republic of Türkiye, will carry our nation to a much stronger and prosperous future with confidence and stability under the leadership of President Erdogan, with new voices and new faces, and towards new goals, Prime Minister Üstel concluded. Sunday marked the third anniversary of the Maraş Initiative. Speaking at an event organized in the fenced-off town, President Ersin Tatar stressed that the Turkish Republic of Northern Cyprus is a sovereign state, highlighting that the Maraş Initiative was not contrary to international law. Sunday marks 3 years since a decision by the Council of Ministers to open a section of the fenced-off town that had remained closed for almost half a century to the public. Among the areas open for daily visits was the town's Democracy Avenue and a beachfront. Over 500,000 tourists have visited Maraş since the area's partial opening by TRNC authorities in 2020. A portion of the region, about 3.5% of the total area, has been reopened since October 2020. Speaking at an event organized to mark the occasion, Gazi Mausim Süleyman Uluçay presented gifts to the Duran couple, who were the first to enter the area 3 years ago. Also speaking, President Ersin Tatar said that the Maraş Initiative had been a significant achievement for the economy and tourism of the TRNC.
Emphasizing that the Turkish Republic of Northern Cyprus is a sovereign state, Tatar underlined that the Maraş opening was not contrary to international law. Tatar noted that the visitor count, which reached 1.4 million despite the pandemic, was a very important figure. He also reminded that the initiative to reopen the town for tourists had been the product of long years of unsuccessful attempts to secure an agreement on the island with the Greek Cypriot side, despite the Turkish Cypriot side's constructive stance. And touching upon the issue of property in the fenced-off town, Tatar reiterated that the Immovable Property Commission had received dozens of applications from former Greek Cypriot residents and property owners, as well as the Cyprus Religious Foundation, the Vakıf Flood Administration. The fenced-off town, once referred to as the jewel of the Mediterranean, continues to attract hundreds of visitors, both foreign and domestic, particularly on weekends. The 23rd Büyük Konuk Eco Day event was realized on Sunday. President Ersin Tatar, the Speaker of Parliament Zorlu Töre and Prime Minister Ünal Üstel all attended the event. The importance of the continuity and support of production was emphasized during the speeches delivered at the event. The 23rd Büyük Konuk Eco Day event was realized at the Büyük Konuk Village Square on Sunday. Speaking at the event, Mehmetçik Büyükonuk Mayor Fatma Çimentoğlu and Büyükonuk Muhtar Mustafa Doğan stated that their biggest goal was to keep the culture of the country alive and pass it on to future generations. Speaking on behalf of the main opposition party, CTP MP, Deputy Speaker of the Republic's Assembly Fazilet Özdenefe pointed to the importance of women working and producing in every field. Prime Minister Ünal Üstel, for his part, noted that the Büyükonuk Eco Day event not only kept the culture of the country alive, but allowed women in the region to contribute to their home economy. Stating that it was the National Unity Party that supports production in the country, especially olives and carob, and that carob product was extremely valued, Üstel emphasized that the producers had no need to worry, as all the necessary support will be provided. If carob has made money in the country, it is thanks to the UBP, Prime Minister Üstel said, adding that they support carob production by distributing saplings. Also noting that the social housing project in Büyükonuk will be realized soon, Üstel said that the project will be carried out in accordance with the cultural and historical structure of the region. Parliamentary Speaker Zorlu Töre, for his part, pointed out that the people of the region are productive and value their lands like all Turkish Cypriot people, and added that paramount importance is also given to production by the government. Also addressing the event, President Ersin Tatar stated that countries exist with their cultures and that the culture of the country was kept alive with such events. Tatar said that with the support of Motherland Türkiye, great contributions have been made to the country's tourism and infrastructure, and emphasized that with the further development of the country, production will also develop. And those were today's updates from BRT's English Newsroom. Thank you for watching. Join us again tomorrow, same time, same place. Until then, goodbye. Aksel Süper Lig 3. hafta 2 karşılaşma dışında tamamlandı. Deplasmanda Küçük Kaymaklı'yı Mehmet Altın'ın 2 ve Berk Büyükkal'ın 1 golüyle 3-1 yenmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar puan kayıpsız 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir başka puan kayıpsız Cihangir ise 2. sırada yer alıyor. 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle. Yeni Cami 4, Yeni Boğaziçi 3. Mesarya 2, Miracle Karşıyaka 0, Küçük Kaymaklı 1, Yonpaş Dumlupınar 3, Pera Larnaka Gençler Birliği 2, Çetinkaya 3, Alsancak Yeşilova 0, Cihangir 1, Türk Ocağı Limasol 0, Lefke 0. Haftanın kapanışı ise iki karşılaşmayla olacak. İki karşılaşma da şu saatlerde oynanıyor. Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadı'ndaki Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği karşılaşması BRT2'den naklen veriliyor. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda ise Göçmenköy Çaynabasar Gençlik Gücü karşılaşması oynanıyor.
Aksa 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynandı. Miracle Değirmenlik haftanın en önemli karşılaşmasında deplasmanda Gönyeli'yi 4-1 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Miracle Değirmenliği 3 maçta namağlup 7 puanlı Mor Menekşe takip ediyor. Haftanın toplu sonuçları şöyle. Dems Construction Çanakkale 5, Ozanköy 0, Yalova 3, Hamitköy 1, Lapta 3, Geçitkale 1, Esentepe 2, Düzkaya 0, Mor Menekşe 2, Binatlı 1, Gönyeli 1, Miracle Değirmenlik 4, Bafülkürdü 0, Maraş Gençlik 1, Girnaalkevi 0, Mustafa Hacı Ali Yılmazköy 1. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'nun Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'yla imzalanan protokol sonrasında düzenlediği BRT 60. yıl U19 Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı. Federasyon salonunda yer alan şampiyonada sıralama şu şekilde oldu. Kızlar: 1. Özüm Özel Girne Amerikan Üniversitesi, 2. Ecem Önder Arukat Anka, 3.'ler Mısra Eyüboğlu Dumlupınar, Deniz Hasiboğlu Dumlupınar. Erkekler: 1. Tuğra Soyer Lefke Avrupa Üniversitesi, 2. Ali İleri Lefke Avrupa Üniversitesi, 3.'ler Demir Tecel Lefke Avrupa Üniversitesi, Ada Olgun Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Takımı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt verdi. Törende Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları karşılıklı plaket takdiminde de bulundu. Tekvando, Karate, Judo, Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel Tekvando Karate Budo Şampiyonası Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde yapıldı. Kadınlar Yong'da Bermet Kardibayeva, Zehra Bilge Bayram, Melek Ünver, Leyla Zeynep Akfira, Alenya Belen, Darya Şimuşevska, Sümeyye Eylül Akfırat ve Utku Kavin Yeleyen İlk sırayı aldı. Erkeklerde ise birincilikleri Mustafa Zana Bayram, Bekir Sov, Demir Arsuan, Yiğit Ali Yılmaz, Muhammed Mustafa Mert Genç ve Mustafa Hüseyin kazandı. Müsabakalar sonrasında ödül töreni de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Bilal İneci Yıldız Güreşçiler Greco-Romen müsabakaları yapıldı. Bilal İneci anısına Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu'nda yer alan müsabakalarda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü her iki grupta da birinci oldu. Sonuçlar şöyle. A grubu: 1. Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 175 puan. 2. Büyük Konuk İsmet Atlı Spor Kulübü 100 puan. 3. Lapta Türk Birliği 75 puan. 4. Korkut Ali Spor Kulübü 24 puan. Ferdi sıralama ise şöyle. 41-45 kilo 1. Efe Biten. 51 kilo 1. Çağrı Akbıyık. 55 kilo 1. Almiyan Orunbayev. 60 kilo 1. Ardacan Yılmaz, 2. Emirhan Güngör, 3. Arda Sönmez. 65 kilo 1. Armağan Mavşan. 71 kilo 1. Yusuf Önder, 2. Ahmet Efehan Özkurt, 3. Oğuzhan Şahin. 80 kilo 1. Yahya Doğan, 2. Emin Arslan, 3. Arda Çelik. 92 kilo 1. Yağız Tığ, 2. Hasan Faslıgil. 92-110 kilo 1. Talha Başaran, 2. Eren İlkan. B grubu takım sıralaması: 1. Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 190 puan. 2. Lapta Türk Birliği 175 puan. Ferdi sıralama: 38-41 kilo 1. Arda Dumrul, 2. Mehdi Elhami. 44 kilo 1. Resul Güngör, 2. Nurali Rahimanov. 52 kilo 1. Emir Hüseyin, 2. Hasan Nazlı. 57 kilo 1. Meylis Azimov. 62 kilo 1. Hüseyin Ekin. 2. Eyüp Köse. 68 kilo 1. Emirhan Şahin. 2. Emre Avcıoğlu. 75 kilo 1. Muhammed Ahmet Kurdoğlu. 2. Ömer Kısa. 85 kilo 1. Ömer Faruk Aktepe. 2. Hüseyin Sürek. 85-100 kilo 1. Enes Avcıoğlu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Dunlop Yıldız Erkekler Ligi'nde birincilik Yakın Doğu Üniversitesi takımının oldu. Anıl Spor'un katkılarıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Yakın Doğu Üniversitesi takımını Çaynabazar Gençlik Gücü Spor Kulübü ikinci, Lefkoşa Badminton Kulübü üçüncü ve Orta Doğu Spor Kulübü de dördüncü olarak izledi. Bankası para hattını sunar. Para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, bugün pazartesi. Tabii ki ilk iş günümüz. Havalarda ne var ne yok. Bugün yarın yağış geçişlerini göreceğiz. Parçalı bulutlu gördüm olacak. Hava sıcaklıkları da hep söylediğim gibi mevsim normallerinin az üzerinde seyredecek. Alçak basınç sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisi devam edecek bugün ve yarın. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri az bulutlu. Cumartesi, pazar ve pazartesi yeni bir yağışlı hava kütlesi gelecek ve güzelim Kıbrıs'ıma dökülecek efendim. Ve gecemiz, tabii ki gecemiz serin mi serin oldu efendim. Aman dikkat diyelim. Ve güzel yurtta en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Lefke'de 19, Lefkoşa'da 18, Girne'de 22, Alev Kayası'nda 17, Gazi Mausa, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'da 20, İskele'de 19, Limasol'da 18, Baf'ta 19 ve Trodos'ta 9 derece. Ve yarın bulutlu bir hava ile sağanak yağmur geçişini görmek yine mümkün olacak. Ve en yüksek hava sıcaklıkları yarın Lefkoşa'da 31 derece, Lefke'de 27, Girne'de 29, Güzelyurt'ta 31, Alev Kayası'nda 25, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve İskele'de 28, Gazi Mausa'da 29, İskele dedik. İskele 31 derece ve Larnaka 28, Limasol 27, Baf 28 ve Trodos 17 derece. Cuma'ya kadar açık vaz bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Fakat cumartesi ve özellikle pazar günleri sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Evet, diğer yayınlarda görüşüyoruz. İyi haftalar efendim, iyi haftalar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.